milletvekillerinin emekçi halka karşı sorumlulukları hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Erkan Baş'a aittir. Buyurun Sayın Baş, süreniz 5 dakikadır. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, milletvekillerinin emekçi halka karşı sorumlulukları başlığıyla gündem dışı söz almış bulunuyorum. Önce izin verirseniz neden gündem dışı söz almak durumunda olduğumu açıklamak durumundayım. Milletvekillerimiz belki biliyor ama halkımıza da ifade etmemiz gerekiyor ki meclisin iç tüzüğü hali hazırda grubu olmayan partilere konuşma hakkını neredeyse tanımayan bir iç tüzük. Ve biz buradaki çeşitli faaliyetlerimizle söz hakkı almakla beraber kürsüden konuşabilme hakkını esas olarak gündem dışında alabiliyoruz. Bu nedenle gündem dışı söz almak durumundayız. Burada bu vesileyle fiilen açtığımız bu sorunun iç tüzükteki düzenlemeyle de kalıcı hale getirilmesi konusundaki talebimizi yenilemek istiyorum. Zira Türkiye İşçi Partisi için örneğin burada konuşmak partimizin sözünü söylemek ya da bizim şahsi görüşlerimizi ifade etmenin ötesinde bir anlam taşıyor. Milyonlarca işçinin, emekçinin, yoksulun, halkın sözünün bu kürsüde söylenebilmesi için bu düzenlemenin takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, milletvekilinin emekçi halka karşı sorumluluğu dedik. Tabii zor bir konu olduğunu farkındayız. Belki de bu kürsüde ilk defa böyle bir konuda konuşma yapılıyor. Ama açık söylemek gerekirse bu bizim başarımız ya da kendi kişisel tasarrufumuz olmanın ötesinde mecliste çoğunluğu elinde bulunduran partinin milletvekillerinin ve o parti grubunun başarısı. Zira örneğin bizim parlamentoda bulunduğumuz geride kalan 6 ay içerisinde yüzlerce yasal düzenleme yapıldı. Yeniden kanunlar yaptık, düzenlemeler yaptık. Ancak bunların tek bir tanesinin bile işçi sınıfına, emekçilere, yoksullara, halka yarar sağlayan kanunlar olmadığını burada ifade etmek gerekiyor. Örneğin arkadaşlar bakın, kişisel bir tartışmaya tabii ki girmek istemiyorum ama dün burada bir tartışma yaptık emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili. Birinci partinin grup başkan vekili dedi ki abesle iştikal, boş işler bunlar. Şimdi grup başkan vekili grup adına konuşur. Dolayısıyla grubun tümünün görüşlerini ifade ettiğini anlamamız gerekiyor. Ve maalesef bu yaklaşım aslında genel olarak parlamentodaki yaklaşımın devamı. Nasıl olur bu ülkedeki milyonlarca insanın işini konuşmayacaksa bu parlamento ne konuşacak diye sormamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bakın altını çiziyorum. Bir tane bile emekçilerin, yoksulların çıkarlarını gözeten düzenleme yapmadık. Ve maalesef biz biliyoruz ki bu bir tesadüf değil. Türkiye'de insanları çeşitli biçimlerde ayırmaya çalışıyorlar. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımıyla insanlarımızı ayırmaya çalışıyorlar. Ama hepimiz biliyoruz ki esas olarak iki tane sınıf var arkadaşlar. Patronlar var ve işçi sınıfı var. Ya patronlara hizmet ediyorsunuz ya işçilere, emekçilere, yoksullara hizmet ediyorsunuz. Ve biz işte esas olarak buna itiraz ediyoruz ve diyoruz ki eğer bir milletvekili kendisini esas olarak patronlara karşı sorumlu hissediyorsa, onların temsilcisi olan saraya karşı sorumlu hissediyorsa, onun halkın çıkarları lehine düzenleme yapması mümkün değil. Onun yapabileceği tek şey var. 30 saniye genel kurula koşarak gelir, el kaldırır, indirir ve ondan sonra genel kurulu terk eder. Böyle bir yaklaşımla emekçilere karşı sorumluluğu yerine getirmemiz tabii ki mümkün değil. Arkadaşlar bakın, birkaç tane gazete haberi okuyacağım size. Örneğin 2018'de 1923 işçi kardeşimiz iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiş. Bu meclise defalarca bu iş cinayetlerini araştırmak için önergeler geliyor. AKP oylarıyla reddediliyor. Bu meclise örneğin emperyalizmin kanlı terör örgütü diye baktığımız cihatçı terörist örgütü IŞİD'le ilgili araştırma önerileri geliyor. AKP oylarıyla reddediliyor. Ensar Vakfı'nı araştıralım diyoruz. AKP oylarıyla reddediliyor. Tren kazalarını araştıralım diyoruz. Asgari ücreti araştıralım diyoruz. Asgari ücretten vergi alınmasın diyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözelim diyoruz. Bunların hepsi her seferinde aynı grubun el kaldırıp indirmesiyle reddediliyor. Bizim isyan ettiğimiz şey budur arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, maalesef süremiz sınırlı. Dolayısıyla sözlerimi toparlamak ve bitirmek zorundayım. Aslında bu vesileyle şunu yapmış olmayı amaçlıyorum. Bir taraftan ekranları başında bizi izleyen milyonlarca işçiye, emekçiye, yoksula diyorum ki şu anda parlamentoda birinci grup sizi düşünmüyor.
sizin dertlerinizle ilgilenmiyor demiş oluyorum. Bir taraftan da aslında anlayanlar için önemli bir uyarıda bulunuyorum. Patronlara ve para babalarına hizmet edenlerin işçilere ihanet ettiğini söylüyorum. Saraya hizmeti temel alanların halkın yararına bir şey yapamayacağını söylüyorum. Tarikatlara, cemaatlere beraber yürüyenler yoksulları cehenneme götürür diyorum. Buyurun, başkan, izin verirseniz sayın baş... toparlayayım. Tabii zor iş arkadaşlar. Açalım mikrofonu. Zor bir iş, çünkü esas olan şudur. Bizi buraya kim getiriyor? Bizi buraya eğer halkımız, emekçiler, yoksullar getiriyorsa onlara karşı sorumlu oluyoruz. Ama sarayda atılan bir imzayla buraya geliyorsak saraya karşı sorumlu oluyoruz. O yüzden diyoruz ki arkadaşlar, hepimizin bildiği bir hikaye var. Çocuğun bir tanesi yaramazlık yapıyormuş. Babası sen adam olamazsın diyormuş ona. En sonunda vezir olmuş. Bir gün babasını makamına çağırmış. Babası demiş ki, ya ben sana vezir olamazsın demedim ki, adam olamazsın dedim. Şimdi mesele şu arkadaşlar, mesele milletvekili olmak değil. Mesele milletin kendisi olabilmek. Mesele Flomar'da direnen kadın işçinin soğukta direnişinde yanında durabilmek. Mesele eşini maden kazasında kaybeden annenin çocuğunun geleceğini dert edinebilmek. Özetle arkadaşlar, mesele milletin kendisi olabilmek. Sarayın el kaldırıcısı, el indiricisi değil, halkın vekili olalım diyorum. Patronların hesap tutucusu değil, emekçilerin hesap sorucusu olalım diyorum. Saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Başkan.